Haritada gördüğümüz gibi yurdumuz 7 coğrafi bölgeye ayrılmış. Oturun çocuklar, oturun. Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi böldüm. Ama bir duyuru yapmam gerekiyor. Gerekiyor. Rica ederim efendim, buyurun. Evet sevgili çocuklar. Eskiden beri sanat, özellikle de tiyatro aşığı biri olarak okulumuzda bir oyun sahnelemeye karar verdim. Tiyatronun ruhunu bilen, sahne tozu yutmuş ve engin tiyatro bilgisine sahip biri olarak yürüteceğim bu çalışmadan çok keyif alacağınızı umuyorum. Umuyorum. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyun yazdım. O oyunu çalışacağız. Adı Kırmızı Başlıklı Pamuk Prenses. Öğretmenim, ben başrol oynayacağımdan eminim. Evet canım, evet ama yine de bir seçme yapmalıyız, öyle değil mi? Oyunda oynamak isteyenleri seçmeleri için tiyatro salonunda bekliyorum. Tamam mı çocuklar? Tamam. Öğretmenim, buyurun dersinize devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, ilk bölgemiz Marmara. Biz de Marmara bölgesinde yaşıyoruz, değil mi? Umarım karşılıklı sahnemiz olur, değil mi? Evet Gamze. Bu oyunda rol alacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bela geliyorum demez, gelir. Emre, sen bu oyunda ancak mızrak tutarsın. Sana gelince Gamze. Benim giyimime yardım etmen için müdürle konuşurum. Özge, sen daha mı sinirsin biliyor musun? Ha, ufaklık üzülme. Sen cüce rolünü kaptın bence. Göreceksiniz, Pamuk Prenses rolü benim. O kadar emin olma bence. Sen öyle san. Evet çocuklar. Şimdi rol dağılımını açıklıyorum. Prens rolü... Emre'nin. Hulusi, sen en küçük cüce Keloğlan'sın. Tebriklerim Lucy. Yağmur, sen de Pamuk Prenses'in yakın arkadaşı Rapunzel'i oynayacaksın. Oley! Evet, kırmızı başlıklı Pamuk Prenses rolü... Gamze'nin. Oley! Peki ben mi oynayacağım? Haa, sen mi? Özgeciğim, sen de prensin son anda öpmekten vazgeçtiği kurbağayı oynayacaksın. Ne? Şekli yok, şaka gibi. Çocuklar, bakın tiyatroda büyük rol, küçük rol yoktur. Büyük oyuncu, küçük oyuncu vardır. Öğretmenim, bal gibi de büyük rol vardır. Bırak, 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 bırak.